Peki Yasin, sizin şöyle bir yaşıtınız şey... size daha yakın. Niye kendiniz... Sonuçta annenizin kız kardeşi, sizin teyzeniz, teyzenizin torunu, sizin kuzenlersiniz siz yani. Zahid Hanım, ben bu işe açıklık getireceğim. Ah Zahid Hanım, oğlu bile götürdü babasının karısını. 84 milyon kişi bizi izliyor burada. Bunun abasının oğlunun oğluna benim gelin olacak pislik kaçmış. Fakat Dursun Şenol bunun abasının oğlu. Hı. Mezar yaptıra geldiler. Sorduk. Yok öyle bir şey dedi. Burak Şenol da küfür etti benim oğlanın onun birine. Yasin'in babasına soruyorsunuz siz. Evet. Niye bunun, kimse Yasin'e sormuyor onu diyorum yani. Polisin evini kayını polisi vardı. Ben ataşa Yasin'in verdi yaktı. Görüntüsünü hiç o da öyle görünmüyordu ama. Bir verin. Şu anda araştırdım. Şu anda Afyon'da. Şu an. Oturalım, oturalım lütfen. Oturalım. Mahkemesindeyim. Peki sizden hiç Yasin'e ulaşan olmadı mı? Ulaşamadınız mı? Ulaşmak mı istemediniz? Efendim, oğlum inanmadı efendim, ya. Duyalım. Bir dakika. Buyurun. Zahid Hanım, ben bizzat bu konuyla birebir abimle, rahmetliyle çok uğraştık. Hı. İkisi de olacak hanımefendiyle Yasin'in kayıp olması aynı gün çıkmış ortaya. Aynı gün ikisinden de haber alınmıyor. Ha, Yasin oradan kayboluyor. Evet. Esra sizin Mustafa'dan kayboluyor. Aynen öyle. İkisi de aynı gün kayboldular. Yok ulaşılamıyor. İkisine de telefon kullanılmıyor. İkisine de ulaşılamıyor. Peki. Normalde bu Yasin haftada iki defa ya da üç defa bana Deyzoğlu ne yapıyorsun diye bir mesaj atardı şeyden Facebook'tan Yasin. Oradan buradan. Yasin de görüyoruz evet. Şu anda. Aşçılık mı yapıyordu Yasin? Yok, fırında çalışıyordu. Üç gün çalışıyor. Evini yakıyor, hırsız. Biz sonuçta sizin geliniz olan ilgisini, alakasını konuşuyoruz biz şu anda. Biz onun için uzak durduk. Yani bu çocukların hepsi kuzen. Bunlar birbirlerini nerede görüyorlar da bu kadar kaçacak da ilişki yaşayacak bir kadar bak, bunu samimi oluyorlar. Hanım, ben... Oğlum onu buyurun. Söyle evinin yanından ev tuttuğunu. Benim abim Vatan Mahallesi'nde oturuyordu. Bu Yasingil'i de sever sayardı. Yani bekar zamanında çok beraber gezdiler, tozdular Antalya'da. Bu Yasin Mustafa'dan bu büyük bunu... mü? Hayır küçüktü. Benden bile küçük. Benden bir iki yaş. Mustafa benden iki yaş büyüktü rahmetli. 36, 34. O zaman o da 32 falan. İşte o yaş. Hemen hemen 30-32 yaşlarında bir şey. Sizin gelin kaç yaşında şimdi? Esra kaç yaşında? Bu... O da 32 mi? O da o yaşlarda. Aynı yaşlardalar. Peki. Doğumluymuş. Peki. Sonuçta siz, Yasin, sizin mahalleye taşınıyor. Aynı mahalleye taşınıyor. Hayır. Oğlumun mahallesine. Mahallesine taşınıyor. Ha. Peki bu rahmetliği Yasin arıyor. Değil mi? Evli çocuğu yok mu? Evli üç tane çocuğu var. Boşandı şimdi. Çocuklarıyla beraber geliyor. Bizim rahmetliye diyor ki, Mustafa abi bana bunlardan bir ev buluver. Böyle böyle ben... Burdur'dan kaçtım geldim diyor. Oralarda da bir şeyler olmuş herhalde. Kovmuşlar bunu diye duyduk. Ne kadar doğru ne kadar yalan sonuçta bilmiyorum orası. Sonuçta bunlar buluyorlar evi. Ya, çok yakın bir şekilde oturmaya başlıyorlar. Yakın, hemen bir arka oturduğumuz yer kadar aralar var. Çok rahmetli yakınlar. Buluyor evi de rahmetli buluyor yani. Evet, yardımcı evet. Oluyor yani. Ama evet, nereden evet. Aklına gelir mi insanın evet. Ev bulduğun kişinin karınla sonra bir şeyler yaşama ihtimali? Bir de akraba yani bu. Yani kim bekler ya derken akraba. Kötülük bulmuş. Peki bunlar git gel mi yapmaya başlıyorlar böyle? Birbirlerine hep beraber yerler içerler. Evet. Ha işte yediğin içtin ayrı gitmezken başka şeyler de ayrı gitmeye başlamış demek ki. Başımıza bu hal geldi. Yasin için bir gün rahmetliyle kavga ettim. Böyle evine gelmiş misafirliğe beraber atmışlar Facebook'ta. Dedim ki oğlum bu çocuğu katma evine. Tamam akrabandır şeydir yardım et ama katma evine. Rahmetli bizi hiç dinlemedi. Bunu bilerek mi söylediniz? Gerçekten... Neden böyle bir şey söyleme gereği duydunuz? Hırsız olduğu için. Bilmiyoruz tabii öyle bir şey ama karısı peki o da bağlanabilir. Vardı. Peki iki kardeşe de teşekkür ediyorum. Yine bir şey olursa size bağlanacağım. Şimdi Mustafa'nın son gecesinde Nuri Bey en yakın arkadaşı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyormuş. Yan yaralarmış. Şimdi Nuri Mustafa'nın yakın arkadaşı şu anda telefonda. Nuri Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba Zahide Hanım. Merhaba teşekkür ediyorum. Nuri en son görenlerden birisisiniz. Evet. En son dertleştiği kişilerden birisisiniz. Siz nelere şahit oldunuz? O son gün nasıl bir psikolojideydi? Karısını özlüyor muydu? Pişman mıydı affettikleri için? Bundan sonraki hayatında artık böyle yapacak bir şey kalmamış gibi mi görünüyordu? Çocuklarını nasıl görüyordu? Şöyle Zahide Hanım. Mustafa son güne kadar zaten eşinin gelebileceği umudundaydı. Hani hiç
Esra'dan 5 ay boyunca haber alınamadı dedik ya. Esra ile belli aralıklarda yazışma yoluyla Mustafa görüştü. Yani ulaştılar. Ne konuştular biliyor musunuz? Bir tanesine örnek vereyim. Esra en son çalıştığı işten hesabına maaşı yapmış. Biz Mustafa ile hiçbir şekilde bulamadığımız için banka hesabına 5 TL para at. Esra neredesin yaz diye ben ona fikir verdim. Bunu yaptı. Esra da ona geri 5 TL atmış. Aç kapıyı, senin paran lazım değil gibi bir cevap yazdı. Ne yazmış Esra ona? Senin paran bana lazım değil. Arama beni gibi bir şeyler yazdı. Ondan sonraki belli dönemlerde Esra bir telefon numarasıyla oğlu küçük büyük oğlu Osman'la iletişime geçti. Osman o mesajları ben gördüm. Anne yine ilk olaydaki adamla mı kaçtın? Neden bizi bıraktın gibi mesajlar yazdı çocuk bana. Oğlum o ilk kaçtığım adam çok iyi centilmen bir adam gibi bir şeyler yazdı onlara. Çocuk bunu annesine mi soruyor? Anne evet. O ilk kaçtığın adamla mı kaçtın diye. Evet neden bize bunu yaptın anne? O kötü adam yazdı. O da o son derece iyi bir centilmen bir adamdı oğlum diye mesajlar yazdı. Bunu yazan çocuk kaç yaşında Nuri? 13 yaşında. Mustafa'nın büyük oğlu Osman 12-13 yaşında. Ah kıyamam ya bu bir çocuk için yalnız o kadar Osman büyük bir travma ki bu. Özel bir çocuk rehabilitasyona gidiyor. Hani 5 yaşındaki bir çocuğun duygusallığı var Osman'da. Ah kıyamam. Umuda doğru. Peki Nuri bu hala Mustafa'nın hala Esra'nın dönmesiyle ilgili hayalleri var mıydı? Her şeyin düzeleceğini düşünüyor muydu? Şöyle Esra'nın son gün Esra'yla Osman'ın sosyal medya hesabından Mustafa'yla Esra iletişime geçmiş. Mustafa önce Esra'ya şunları yazmış. Esra ne olur gel boşanalım insanların yüzüne bakamıyorum. Çok kötü durumdayım. Kafamı kaldıracak durumum yok. Sana yalvarıyorum boşan git. Esra çok net cevaplar yazmış. Ne yazmış? Soğuklandı bir şekilde. Olmaz. İstemiyorum. Hani çok kötüyüm kendimi öldüreceğim yap yapma gibi bir şeyler yazmamış. Bu mesajları vardı sizin dediğiniz. Yani Esra gel bu işi bitirelim. Madem hani kol kanıyor artık keselim kurtulalım boşanalım. Ben de insan içine çıkabileyim diye yazmış. Peki öyle Esra yazmış. Sizce neden peki, başka birisinin Esra'dan yanında? Esra'dan cevap alamayınca bu sefer şunu da söyleyeyim. Şunu da teklif etmiş. Madem boşanmıyorsun gel başka bir şehre kaçalım yeniden bir hayat kuralım. Kimsenin olmadığı bir yere gidelim yeniden çocuklarımızı büyütelim ne olur diye yazmış. En son Mustafa'nın ağlamaklı ses kayıtları vardı. Dayanamıyorum Esra çok kötüyüm. Yani ne olduysa o bunalama son 2 saatin içinde girmiş Mustafa. Bir gün önce yoktu. Bu dediklerinizi ne zaman yazmıştı? Bu hayatına son vermesinden ne kadar önce? 3-4 saat önce. Yani o saat o civarlarda. Yani aslında bunlar son kayıtlar, son ses kaydı. Aynen. Biz de bunu Mehmet abiyle beraber şeyden ulaştık. Osman'ın sosyal medya hesabı iki telefonu birleştirmiş, tek hesap yapmış Mustafa. Birini savcılık aldıydı telefonun olay günü. Çocuğunun telefonundaki messenger yazışması. Oradan da girebiliyorsunuz yani. Orada iki telefonda bağlamış. Peki sizce Esra tamam deseydi Mustafa onunla yeni bir yaşama gider miydi? Gitmeyecekti Zahide Hanım. Ben anne ne peki, olur. Peki Nuri'yi tekrar bağlayalım. Ama öyle yazmış. O bak ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Anne dedim. Onu dedi bir an evvel hani tamam birleşelim her şeyler yapacaksın. Senin üstüne ev alacaksın onu Esra. Onu bulabileyim diye. Deyin bir çıksın Zahide meydana. Hanım. Benim soy ismimi. Bulması için mi? Evet. Evet. Adresini bile belli etmemiş. Ana yeter mutlu artık boşanmayı kafasına koymuş muydu? Koydu, koydu açtı koydu davayı. Ben Evercan dedim. Boşanma davası açtı. Ben Evercan dedim. Biz kız arayıyoruz. Kızı bile bulduk. Bulduk. Vallahi kızı siz bile kızı bulduk. Siz kızı bile buldunuz. Buldum. Hani yalnız çocuklara baksın diye bu, anne çocuklarım 4-5 ay durdu. Benim 25-30 malım vardı sorabilirsiniz. Ben 3 ay orada durdum. Bu yalnız ben köyde mala baktım. Tek tek anlatın tek tek. Ben, siz... ben yalnız köyde mala baktım bu torunlara baktı okula gidiyor diye. Şu anda ben torunlarımı aldım mı malımı satacaksın Isparta'da evim var torunlarımın başına gideceğim. Isparta'ya bile gitmeyeceksin. Amcasını çok seviyorlar. Amcasının yanına gideceksin. Şimdi şöyle bir şey çocukların ne olursa yanına. Olsun her şey evet kötü ama... Sonuçta anne, çocuklar annenin yanında ama sizi göstermemek gibi bir durum olmadığını kayınvalide yalan, bakın söyledi. Bilmem. Ama Umut'a siz de diyorsunuz ki Zahide Hanım sizi öyle söylüyor ama bize öyle davranmıyor Zahide diyorsunuz. Zahide Hanım Nuri'ye sorabilirsin nasıl çocukları alıp da dedesiyle ebesine gösteriyordun diye. Görün öğretmenin diye. Yanına vardım okula vardım çocuğu gördüm para verdim öğretmene baskına varmışlar.
Niye gösteriyorsunuz dedesine diye? Bir. İkincisi ben buradan vatan şahit olsun. Vatan mahallesindeki benim eve gelip de çocukları evden götüren polis arkadaşlar. Elinizi vicdanınıza koyun. Benim evden çocukları nasıl aldınız? Onlar savcı ne diyorsa onu yaparlar. Buracıklar var ya. Şimdi Mustafa'nın son gecesi çok önemli aslında. Yani Esra'ya yazdığı bu mesajlarda ya gel boşanalım bir dakika. Gitmeyeceğiz. Ya gel boşanalım ya gel başka bir yere kaçalım. Kimsenin bizi tanımadığı bir yerde yeniden başlayalım diyor aslında. İşte yani duygu diye. Durumu çok karışık. Size siz kızdığınız için 2 sene de ayrı kalmışsınız. İşte bu kadını boşa demişsiniz fakat oğlunuz ayıramadım, çok sevmiş. Ayıramadım Zayda. Çocuklar ayıramadım. Da olsa ben şunu anladım. Çocuklar biraz işin bahanesi olabiliyor. Gerçekten isteyen birisi gidiyor. Çünkü çocuklar böyle bir ortamda daha çok zarar görüyor ne yazık ki. Çıkmadı ortaya çıkmadı. Esra'nın arkadaşı Mehtap. Tanıyor musunuz Mehtap'ı? Peki Mehtap da şu anda telefonda. Mehtap merhaba. Merhabalar Zayda Hanım. Hoş geldiniz Mehtap. Siz hoş buldum. Esra'yı çok iyi tanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, evet. Hatta şöyle ispatlayayım. Ekrana koyduğunuz fotoğraftaki o karalı olan kişi de benim zaten. Ha öyle mi? Evet, evet. Yani peki. Biz o kadar yakındık. Peki Mehtap bana şunu söyler misin? Esra Mustafa'yı seviyor mu gerçekten? Seviyor muydu? Vallahi Zeyda Hanım size şöyle söyleyeyim. Sevgi sözcüğünü hiç duymadık ama onun en güzel sevgi sözcüğü bana paramı versin. Ne yaparsa yapsın, bana maaşımdan hakkım olanı versin, ne yaparsa yapsın derdi bize hep. Yani burada bir sevgi falan yok Mehtap. Hayır, hayır. Bence yok. Peki Mehtap, kızlar birbirlerine anlatırlar. Esra size neden anlatıyordu? Aldatmış mıydı Mustafa'yı? Kaç kere aldattı? Bu konuyla ilgili bize hiç bahsetmedi. Biz, ben bir kere Facebook'unda işte Mustafa abinin de görmüş olduğu gibi bir yazışma gördüm. Ne yazıyordu daha sonra orada? Işte, neler yazdığını bilemiyorum ama ben de ki ne yapıyorsun Esra? Ya hiçbir şey değil işte öylesine gibisine. Beni zaten geçiştirdi ki bu konuları benimle hiç konuşmazdı. Ben çok ketum biriyim bazı konularda. Mehtap 4 senelik bir ilişkisi olduğunu aslında herkese itiraf etmiş. Kendi kardeşleri bağlandı söyledi şimdi bir odada. Evet. Sen de ekibimize demişsin ki evet ben de şahit oldum aldattığına. Beyefendiyi tanıyorum dedim. Şöyle çünkü ben gelen dostluyum kendimde. Gelen dostu. Belirleştim. Evet. Mağazalarda çalıştım. Alışveriş mağazasında. Peki sen Esra'nın bu gelen dostlu kişiyle birlikte olduğunu görmedin mi ya da anlamadın mı Mehtap? Hayır. Kesinlikle hayır. Dediğim gibi zaten telefonu peki sosyal medyadan başkalarıyla konuştuğunu gördün mü? Evet. Evet. Ama bu kişi değildi zaten. Kişiyi de görmüş olmayı yani Mustafa'yı aldatıyor muydu Mehtap? Tabii ki. Bize göre %100 aldatıyordu yani. Peki bunu söylemedin mi sen? Güzel bir ilişkin var, çoluğun çocuğun var. Niye bu adama bunu yapıyorsun demedin mi? Ya dedim ya beni o kadar güzel geçiştirdi ki yani bunun işte bir konuşma olmadığını, işte terslediğini, yani hani şey yapmadığını, konuşmayı ilerletmediğini söyledi. Tabii bunu da bir eşe bahsetmek gerçekten çok zor saydım. Mehtap. Böyle bir şeyi kanıtlayamadıktan sonra. Şimdi bu gelen dostlaki kişi evliymiş, 3 tane çocuğu varmış. Sen evli misin? Evet. Tabii ki evet. Peki senin kocanla Esra yazışıyor olsaydı nasıl hissederdin? Çok kötü hissederdim. Aynı şekilde oradaki kadın da kötü hissetmiş midir? Esra'nın yazıştığı tabii ki, kişinin karısı. Tabii ki onu hissetmez mi? Ayrılmış adamdan. Peki bunu aramış mı? Adamdan ayrılmış o kadın. Ha, o zaten aldatan. Boşanmışlar onlar artık. Belki evet, de bu yüzden evet. Ayrılmışlardır. Evet evet bu son bunda o ayrılmış. Öyle aynen. Peki Mehtap teşekkür ediyoruz sana. Esra bizi duyduğunu biliyorum. Zor ama zaten bunları sen itiraf etmişsin. Burada gözü yaşlı bir anne var, eski kayınpederin var, kendi annem bağlanmıştı. Hatta çocuğunu düşürdüğünü burada anlattılar. Bunlar çok acı şeyler. Aslında Esra bence sen eğer bunlar doğruysa, bu iddialar doğruysa kesinlikle psikolojik bir tedavi almalısın. Çok gençsin sonraki hayatın için. Zaten daha da önemlisi çocukların için. Yarın devam edeceğiz. Bağlamak bak, isteyenler bir, çok. Bak bu kelimeyi bir hemen deyin. Hemen söyle. Bak bir daha hamile kalmış bu ilk defa yakalandığından sonra. Bulgur'da aldırmışlar. Burhan ben biliyorum dedi. Onu da yarın bağlarım. O çocuğu da çocuk doğmuş mu o da gitmiş. Aldırmışlar ve kürtaş olmuş. Üçüncü bir tane çocuk yapacağız diye anamız ağladı. Onu da aldırmışlar. Peki yarın devam edeceğim. Telefona bağlamak isteyenler var onları bekliyorum.